Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Vatanlarını Ermenistan'ın işgalinden kurtarmak için büyük mücadele verdiler. 44 günün sonunda şanlı zafere ulaştılar. İkinci Karabağ Savaşı'nın ve ondan sonraki dövrde toprak, bayrak, millet uğrunda ölenlerin hepsi Azerbaycan'ın şehitleridir. İkinci Karabağ Savaşı'nda vatanları için canlarını verip şehit düşen binlerce Azerbaycan askeri savaşın başlangıcının ikinci yılında Bakü'deki törenlerle anıldı. Şehitliklere akın eden Azerbaycanlılar dualar etti. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da komuta heyetiyle şehitliği ziyaret etti. Karabağ şehitleri Türkiye'de de törenlerle anıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Binası'nda anma töreni düzenledi. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın istiklal marşları okundu. Şehitler için dualar edildi. Törende konuşan Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşat Mehmetov, Karabağ'da yaşananları anlattı. Azerbaycan'ın Ermenistan'a geçit vermeyeceğinin altını çizdi. Karabağ bölgesinin yeniden kurulduğunu belirtti. Devletimiz varsa da şehidimiz de olacak. O topraklara her zaman göz dikenler olacaktı. O göz dikenlerin gözünü çıkartmak için bizim bu cür olanlarımız olmalıdır. Bugün Azerbaycan Karabağ bölgesini yeniden kurmaktadır. 300'den artık köyümüz yok oldu. Bütün müzelerimiz, bütün kinoteatrlarımız, bütün tiyatrolarımız, bütün abidelerimiz mahvedildi. Azerbaycan'ın mirası o bölgeden silindi. Anma programında Karabağ şehitlerinin çocukları da yer aldı. Karabağ şehitlerinin çocukları ve gazileri savaş günlerini anlattı. Atam dövüşlere giderken ona 3-4 gün evvel kişi Kur'an kitabı vermiştim. Atam ve onun dövüş yoldaşları, azametli Azerbaycan ordusu, 30 ilin həsrətinə son qoyaraq torpaqlarımızı azad etdilər. Qazi oldum, bu bir mənim üçün bir şərəfdir. Çünki torpaqlarımız düşmən işğalında qalmadı. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Milli Savunma Bakanlığı da bu anlamlı gündə sosial media hesabları üzərindən qardaş ölkə Azərbaycan şəhidlərinə Allahdan rahmet dilədi.